Merhaba yeniden Haber Global'den günün tüm önemli gelişmelerini hiç vakit kaybetmeden aktaralım. Şimdi iki şehit verdiğimiz Bilecik saldırısı sonrasında da terör hedeflerine yönelik operasyonların kapsamı genişletildi biliyorsunuz. Ve şu ana kadar o operasyonlarda öldürülen teröristlerin sayısı 22'ye yükseldi. Havada insansız hava araçları ve F-16'lar, karada fırtına obüs topları. Terör hedefleri tek tek ateş altına alındı. Bilecik saldırısı sonrası öldürülen terörist sayısı 22'ye yükseldi. Terör örgütü PKK-YPG Şanlıurfa'da sınır karakolunu hedef almış, bir askerimiz şehit olmuş, ikisi ağır, 4 askerde yaralanmıştı. Saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi. Topçu sözleşmeli er Enes Gazi Özdemir yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamlı operasyon başlattı. Saldırının gerçekleştirildiği ziyaret, Beyudi ve Misko köylerindeki hedefler vuruldu. Operasyona SİHA'lar ve F-16'lar da katıldı. Savaşan Şahinler terör hedeflerini sınırı geçmeden vurdu. Saldırı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonların devam edeceği vurgulandı. Operasyon sürerken teröristler bu kez Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırmak istedi. Sızma girişimine komandolar karşılık verdi. Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.